Merhaba değerli takipçiler. ECA Calora Premix marka kombimize ECA'nın oda termostatını bağlayacağız. Güzel bir kombi, yoğuşmalı, yeni evimizdeki kombi. ECA'nın en standart modeli, kablosuz olanı. Radyo frekansta çalışıyor, 868 MHz'de. Bağlantısı oldukça basit. Şöyle bir pil. Şu termostat ayarını yaptığımız kısım. Burayı kombiye bağlayacağımız kısım. Bunun bağlantısı aslında oldukça basit. Özellikle bu kombi bazında son derece basit. Buraya Clemens'le çıkış koymuşlar. Bu arada hemen başlamadan önce şunu hatırlatayım. Kombiyle bu şekilde açık işlem yapacağımız zaman sigortamızın kapalı olduğundan emin oluyoruz. Sigortanın kapalı olması yetmez. Şöyle 220 volt elektrik olabilecek noktalardan kontrol kalemiyle kontrollerinizi yapın. Çünkü çarpılmak istemezsiniz burada. Çok tehlikeli bir durum. Şurada bir solar yazan bir bölüm var. Bunun ne olduğunu henüz ben de bilmiyorum. Keşfettikçe yine sizinle paylaşırım. Çıkış çok belli, basit. Şuraya zaten bu Clemens'e hemen hiç kapağı bile açmaya gerek kalmadan oda termostatının bağlantısını alabileceğimiz köprüyü buraya koymuşlar, çıkarmışlar. Bizim için hazır hale getirmişler. ECA'yı tasarlayan mühendisler. Bu konuda tebrik ediyorum. Çoğu firmada böyle bir şey daha önce kullandığım kombilerde hiç rastlamamıştım. Çok çok iyi olmuş. Şimdi bir oda termostatını bağlarken şurada iki tane vida vardı. Ben bu vidaları açtım önceden. Şu kısmını açıyoruz. Bu kısımda iki tane bağlantımız var. 0,75'lik kablo kullanacağız. Zaten çok yüksek bir akım çeken bir alet değil. Bu akımı kaldıracaktır. İki tane bağlantı noktası var. Bir şurada bir terminal gördüğünüz üzere. Bir tane de şurada bir terminalimiz var. Burası açma kapama görevini gören devre. Şurası da bu cihaza 220 voltu besleyen devre. Zaten bu içeride 220 voltta çalışmıyor normalde ama elektriği kolay almamız için 220 voltluk giriş. Oradan bunu herhalde şuradaki devrelerden bazıları onu gerekli voltaja düşürüyordur diye tahmin ediyorum. Şurada 25 volt 470 mikrofaradlık bir kapasitör var. Yani bu da gösteriyor ki zaten burada çalışan aslında elektrik 220 volt değil. Bakın şurada kocaman iki tane direnç var. Bunlar ve bir de şuradaki devre elemanlarından bazıları zaten bu voltajı düşürüyordur. Ama biz yine de tabii temkinli, dikkatli olmak zorundayız. Bağlantımızı şöyle yapacağız. Şimdi ben kablolarımı şöyle ayarladım. İki ayrı kablo olacak. Bu kabloları şuradan şu noktadan tespit ettim. Buradan geçirebiliyorum. Buradan şöyle aşağıdan alacağım dışarıya. Termostatımın vericisini şuraya bir yere koyacağım. Buralara bir yerlere ya da belki sigortanın direkt üzerine. Elektriğin fazını ve nötrünü de sigortanın altından da alabilirsiniz. Ama ben onu tercih etmeyeceğim. Onun yerine içeriden buraya, bakın o kablo buraya geliyor. Buradan böyle içeriye gidiyor. Bunun içerisinde Clemens var. Şimdi birazdan bunu açıp göstereceğim yine size. 220 volt elektriğimi bu noktadan alacağım. Zaten diğer bağlantımız, yani şu kısımdaki bağlantımızı yine buradaki köprüyü iptal edip, şu kabloyu iptal edip buradan bağlantı alacağız. İşlemlere başlayalım. Şu kabloyu izledik. Şöyle bakın buradan direkt şuradan bir faz noktası var. Bu noktada biraz tehlikeli bir işlem yapacağım. Bu işlemi yapacak yetkinliğe sahip değilseniz bu kısmı hiç yapmayın ve bir yetkili servisten yardım istemenizi öneriyorum. Sigortayı açacağım. Kabloların hepsine dikkat ederek. Ve buradan faz nötr hangi kısım? Bunu tespit etmem lazım. Bu noktada hiçbir kabloya, elektriksel noktaya temas etmemeye çok dikkat etmek gerekiyor. Tekrar ediyorum, ölüm tehlikesi. Mavi kablo her yerde olduğu gibi nötr. Kahverengi kablomuzda faz hattı. Şu sizde görün şöyle. Mavi de nötr. Bunu tespit ettikten hemen sonra doğrudan sigortamızı indiriyorum. Ölüm tehlikesini bitiriyorum. Evet, buradaki bağlantı tamam. Fazı şu kırmızı hattan, düz olandan da nötr aldım. Şimdi buradaki hattım şuradan şöyle uyumakla beraber gelip buradan aşağı iniyor. Şimdi bunun hangisi olduğunu tabii tespit etmem lazım. O yüzden bunu birazcık yükselteceğim. Şu an çektiğimde gelen değil şu hat. Bu ucumu
cihazımdaki faz ve nötr girişine bağlayacağız. Şu kısmı kırmızıyı sol tarafa, L yazanı yani faz hattına, N yazanı da sağda olanı bağlayacağız. Hemen şimdi kayıtı durdurup bu bağlantıyı da tamamlayayım. Evet, buradaki bağlantı şu şekilde. Biraz fazla sıktığım için hafif klemens eğrildi ama çok da sorun değil. Şimdi diğer bağlantıyı alacağız. Diğer bağlantımızı da önce yukarıdan şu kısımdan bayağı fazla bırakmışım. Şimdi bu bağlantıyı almadan önce bu kapağı falan bir kapatayım yine. Evet, bağlantı. Şimdi diğer kablomuzu buradan buraya bağlantı alacağız. Biraz fazla uzun bıraktım. Şimdi bunların ucularını açıp, bunlarla yön fark etmiyor arkadaşlar. Zaten röle görevi göreceği için bu köprüyü iptal edip bunları buraya bağlıyorum. Geri geliyorum. Evet, buranın bağlantısı da bu şekilde bitti. Şimdi bu kabloyu biraz şuradan çekelim aşağıya doğru. Şöyle gerginin gelsin. Evet. Çok fazla da gerilmesin. Zaten kapağı şöyle kapattığımızda biraz serbest kalacak. Buralar vidalı. Buraların vidasını takacak. Şimdi bu ucu da yine cihazımızda şuraya bağlantısını yapıyorum ve dönüyorum tekrar size. Yönü hiç önemli değil dediğim gibi. Şurada black yazan kısım var. Black yukarı, şu andaki bakış açımıza göre yukarıyı gösteriyor. Ben yine buna riayet edeceğim. Kırmızıyı aşağıya, siyahı yukarıya bağlayacağım. Ama dediğim gibi fark etmiyor. Evet, buranın bağlantısını da bitirdik. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum. Burayla işim artık bitti. Vidalarını takıyorum. Sonra buranın vidalarını takıyorum. Geriye kalan çalıştırmak. Şimdi bunu açacağız. Pilini yerleştireceğiz. Sonra cihaza elektrik vereceğiz. Şuradan böyle bastırarak çıkabiliyor. Zaten iki tane pilini de yanında gönderiyorlar. Bu cihazdan almayı düşünen arkadaşlar için veyahut da bu benzeri herhangi bir termostat almayı düşünen arkadaşlar, tavsiyem kablonuzu kendiniz önceden alın. Çünkü kablo göndermiyorlar. Ben kullandığım kablolar elimde olan kablolardı. Yani ben elektrik işleriyle falan bayağı haşır neşir olduğum için bende kablo zaten bulunuyor ama siz aldığınız zaman içerisinden kablo çıkmıyor. 0.75 böyle 1-2 metre kadar bir kablo alırsanız iyi edersiniz. Şöyle pili takar takmaz zaten ekrana ayarları geliyor. Hassasiyeti de şöyle 0.2 derecelik hassasiyetle ayarlanabiliyor. Da güzel bu açıdan. Şimdi bunu tekrar takıyoruz. Kullanıma hazır. Şimdi sigortayı açacağız. Yalnız sanırım elektriğimiz de kesilmiş. Sanki elektrik kesintisi var şu anda galiba. Açalım bakalım sigortamızı. Evet, elektrik kesilmiş gerçekten. Elektrik gelince test edeceğiz artık. Kısmet şu ana nasip değilmiş. Bu arada şu içinden çıkan aparatlardan da kısaca bir bahsedeyim. Özellikle ECA ERT176RF modelinde çok güzel şöyle silikonlu çift taraflı bant göndermişler. Çok çok iyi düşünülmüş. Ayrıca benim daha çok beğendiğim bu çift taraflı bantlı mıknatıs. Bu çok iyi ya. Yani bakın şöyle. Bu tarafı mıknatıs. Mıknatısı böyle cihazın bir tarafına, diğer mıknatısı da duvara yapıştırıp sabitlemek için çok çok iyi bir seçenek. Özellikle bizim gibi kiracı olup işte duvara dübel, vida gibi işlerle ulaşmak, uğraşmak istemeyenler için çok çok iyi bir çözüm olmuş. Bunları da değerlendireceğiz tabii bu şekilde. Evet, elektriğimiz geldi. Şöyle kırmızı ışığımız yanıyor. Ben cihazı salona bıraktım. Şöyle yapalım. Yükseltelim. Evet, şu an kombiyi devreye aldığını kastetmek için yeşil ışık yaktı. Bakın şu an cihaz 23 derece ölçmüş. Ben de 22 küsür diye ayarlamıştım. Mesela 22.4 yapalım. Yanıp sönmesi bitince kırmızı yapacak. Yani devreden çıkaracak. Tabii şu an sadece sıcak su açık olduğu için burada herhangi bir kombi ateşlemesi yapmıyor. Kurulum bu şekilde. Cihazın konumlanacağı yer açısından da şöyle göstereyim. Burası çocuk odası. Örneğin şöyle bilgisayara çok yakın olmaması gerekiyor. Veya hemen şu tarafta, burada petek yok ama
şurada kombinin peteğine yakın olmaması gerekiyor. Yani şu bölgeler falan çok uygun değil. Kapının çok yakın olmaması gerekiyor. Koridor çok ideal bir yer değil. Bilgisayarın sıcaklığından etkilenmeyeceği de bir yer olması gerekiyor. Mesela şöyle, şu kısım ideal olabilir. Yerden yüksekliği de 1,5 metre kadar ideal olduğu tavsiye ediliyor. Bu şekilde konumlandırılabilir. Veyahut da televizyon ünitesinde ona uygun bir raf varsa oraya da yerleştirilebilir. Biz önceki evimizde kombinin kendi termostatı vardı. Koridorda şöyle bir seviyede kullanmıştık. Oldukça iyi verim alıyorduk. Tam 23 dereceye ayarlıyorduk. 0.5 hassasiyet ayarıyla kullanıyorduk. Çok verimli oluyordu. Bunun hassasiyeti 0.2. Dolayısıyla yine bunun da koridorda olmasının herhangi bir sakıncası olmayacaktır ama yine koridorda da petek var. Şöyle peteğe olmaması açısından. Ve en sık kullandığımız odaya kullanacağız. Tabii ben bu odayı örnek olarak gösterdim ama en sık kullandığımız odada petekten uzak bir yerde konumlandıracağız. Kurulumu kullanımı bu şekilde. Bağlantısı da evin her yerinde oldukça iyi çekiyor. 868 MHz olmasından ötürü olsa gerek. Diğer frekanslarla karışmadan bağlantı kurabiliyor. Umarım video sizin için de faydalı olmuştur. Evin yalıtımı güzelse, pencerelerin arasından soğuk girmiyorsa, kapınızın arasından soğuk girmiyorsa evinize, büyük tasarruf sağlayacak. Yani bunun garantisini size verebilirim. En az %30 diyorum ben. Çünkü geçen yıl kullandığım evde %50'ye yakın tasarruf sağladı bana. Bu yılda bunu bu şekilde bu markayla devam ettireceğiz. Yeni kombi, yeni termostat. Bu seferki kablosuz, geçen seneki evde kabloluydu. Bu açıdan biraz daha esnek, rahat olacağız. Taşınabilir olması da bir bakımdan daha güzel. Herkese tavsiye ediyorum, öneriyorum bunu. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.